We have to forget what is was happening tonight against Beşiktaş. Son dakikada kaybettiğimiz puan için gerçekten üzgünüz. Bugün taraftarımız ve kendimiz mücadelemizde gerçekten çok üstün olan taraftık ama son dakikada kaybettiğimiz puan ya da galibiyet bizleri üzdü. Artık önümüzdeki maça konsantre olmalıyız ve önümüzdeki maçı en iyi şekilde atlatmayı düşünüyoruz. I had camp because I make the most strong my step. Tabii sakatlığın nedeniyle hep birlikte kulübeyle birlikte baktık. Oyuna devam edemeyeceğimi gördük. Tabii onun sonrasında aslında sakatlığın değil ama kaybettiğimiz puana gerçekten çok çok üzüldük. Gerçekten bizim için çok üzücü bir galibiyet kaybı oldu. Ama tekrar söylediğim gibi bu mücadelemizi sürdürürsek önümüzdeki maçlara artık daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Gerçekten büyük şanssızlık yaşadık. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kazanmaya da çok yaklaştık ama futbol bu. Son saniyede galibiyeti kaçırdık. Ne olursa olsun bugün sahada kalitemizi gösterdik. Taraftarlarımız harikaydı. Onlara teşekkür ediyorum. Bize inanılmaz destek verdiler. Birlikte neler yapabileceğimizi herkes gördü. Akhisar maçında da aynı destekle bu kez kazanacağımıza inanıyorum. Bugün tribünlerde gerçekten inanılmaz bir taraftar vardı. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Müthiş destekte bulundular. Ve biz gerçekten iyi bir takımız. Onları da mutlu etmek istiyoruz. I hope next games you will make them very happy. Yeah, of course we are disappointed. You know, we fought today. Bugün sahada elimizden gelen mücadeleyi gösterdik. İyi oynadık ve galibiyet hak ettik ancak son dakikada gelen golle hayal kırıklığı yaşadığımızı söyleyebilirim. İyi oynadık ve galibiyeti hak ettik ancak son dakikada gelen golle hayal kırıklığı yaşadığımızı söyleyebilirim. Tabii büyük bir maç oynadık. Tribünlerdeki atmosfer harikaydı. Geriye de düşsek arkamızda duran muhteşem bir taraftar vardı. Onlardan aldığımız bu güçle maçta öne de geçtik. Bu taraftar önünde oynamak benim için farklı ve özel bir durum. Ancak beraberlik golüne engel olamadığımız için üzgünüz. Bugün iyi savaştık ve bu mücadeleyi devam ettirmeliyiz. Son iki maçtaki görüntüyü üzerimizden attığımızı düşünüyorum. Bostock da bugün ilk maçına çıktı. Tabii ben bir teknik direktör değilim. Yine de iyi oynadığını ve mutlu olduğunu düşünüyorum.